Arkadaşlar bugün sizlere doğada bulunan gerçekten ormanlık alanlardaki bir şifalı meyveyi tanıtacağız. Meyvemiz yaban mersini olarak bilinen değerli arkadaşlar fundagiller familyasından bir ağaç türü ve görmüş olduğunuz şekilde mavimsi mor renkte meyveler oluşturuyor. Biz kuruttuk bu meyveleri değerli dostlar. Ve bu ormanlık alanlarda bulunuyor. İki türü var bizim bölgemizde. Beyaz renkli meyve veren ve yine siyah renkli meyve veren, bu gerçekten müthiş faydaları var. Değerli arkadaşlar, yaban mersini doğada toplanıp lezzetli bir tada sahip. Bu nedenle yenilebilen bir orman meyvesi. Bunun bazı özellikleri var arkadaşlar. Özellikle gözlerdeki görme bozukluğuyla ilgili sıkıntılar olanlar bunu tüketiyor. Yine güçlü bir toksin atıcıdır, antioksidan kaynağıdır. Ancak biz bugün değerli dostlar topladığımız bu meyvenin, bu orman meyvesinin insan sağlığı içerisinde çok önemli iki faktörü var. İki etkisi var. Bunlardan birincisi değerli dostlar bu meyve kan şekerini düşürüyor müthiş derecede. Bir diğeri ise kolesterolü dengeliyor, düşürüyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Bu iki özellik gerçekten önemli. Diğer birçok faydaları da var ancak biz bugün bunlara değineceğiz. Arkadaşlar yapraklarıyla birlikte şu şekilde topladığımız yaban mersinlerini kurutuyoruz. Gölgede bir hafta içerisinde kuruyor, hafif de sertleşiyor ve bu şekilde kurumuş bir hale geliyor. Yine yaprakları da kuruyor. Bu yapraklarıyla birlikte arkadaşlar meyvelerinin çayı yapılıyor. Yaklaşık 5-6 adet meyve, yine 7-8 adet yaprak. Bir bardak suda kaynatılıyor ve işte biz şu şekilde çayı hazırlanıyor değerli dostlar. Yaban mersini meyvesi ve yaprağının şifalı çayı hazırlanmış oldu. Bu çay değerli dostlar çok önemli. Günde iki defa akşam ve sabah birer bardak olmak üzere içiliyor. Bu kan şekerini düşürüyor. Şeker problemi olan arkadaşların kullanabileceği ve bu konuda fayda sağlayabileceği bir özellik. Arkadaşlar yaban mersini ve diğer böğürtlen, çilek gibi meyvelerin içerisinde insüline benzer bir madde vardır ki işte kan şekerini düşüren bu. Yine C vitamini, A, K ve E vitaminleri, kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi insan sağlığına çok faydalı olan mineral maddeler de bulunuyor ki bu vitamin ve mineral maddelerin bir araya gelmesiyle de kötü kolesterolü düşürücü etki sağlıyor. Değerli dostlar, işte doğada Rabbimizin bize sunmuş olduğu bir mucize bitki yaban mersini. Bu yaban mersini kandaki şeker miktarını ve kötü kolesterolü düşürmek için mutlaka tüketin. Çayını anlattık. Bunun haricinde meyveler tazeyken veya kurutulmuşken bir avuç, yani yaklaşık 7-8 adet meyve ağza atıp çiğnenirse bu yutulur. Daha sonra üzerine bolca su içilir. Bu bir hafta 10 gün süreyle bu şekilde devam ettirirsek değerli dostlar gerçekten kolesterolümüzün düştüğünü, kan şekerimizin dengelendiğini göreceğiz. Mevsiminde bol bol toplayın ve arkadaşlar mevsimi de Ekim, Kasım aylarında ormanlık alanlarda yetişiyor bu meyvemiz. Daha sonra topladıklarınızı da kurutup aynı şekilde arkadaşlar kurusunu da yine çerez şeklinde tüketebilirsiniz. Evet değerli dostlar, bugün de sizlere doğadaki şifalı bir orman meyvesi olan yaban mersinini faydalarıyla birlikte anlatmaya çalıştık. Birçok faydası var ancak biz iki faydasına değindik. Kandaki şeker düzeyini ayarlıyor ve yine kötü kolesterolü düşürüyor. Bu iki etki için arkadaşlar mutlaka bu meyveyi tüketmenizi öneriyoruz.